Şimdi ise Flash'ta ses dosyaları çalışmayı görelim. Flash'ta sesleri arka plan sesi ya da efekt olarak kullanabiliriz. Seslerle çalışmadan önce seslerin kütüphanemize dahil edilmesi gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için File'dan Import ve Import to Library seçeneğini seçiyorum. Varlıklar klasörü içerisinden Ses.mp3 ve Efekt.mp3 dosyalarını seçerek Aç diyerek bu dosyaların kütüphaneye eklenmesini sağlıyorum. Kütüphaneye eklenmiş herhangi bir ses öğesini dinleyebilmek için ilgili ses öğesini kütüphaneden seçip library'den play ikonuna tıklayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ses elemanları görsel elemanlar değil. Dolayısıyla sesleri sahne üzerine eklemek yerine sesleri zaman çizelgesindeki anahtar kareleri atamasıyla seslerin çalınmasını sağlayabiliyoruz. Herhangi bir ses dosyasını çalmak için bir anahtar kareye ihtiyacım var. Bu anahtar kare bir boş anahtar kare olabilir ya da anahtar kare olabilir. Yani blank keyframe ya da keyframe olabilir. Şu anda katman birin birinci karesi bir blank keyframe ve bu blank keyframe içerisinde ses noktaya mp3 dosyasını çalmak istiyorum. Bunu bir arka plan sesi olarak kullanacağım. Dolayısıyla property panelini açıyorum ve property panelinde layer birin birinci karesi seçilirken Sound bölümünün altındaki Name kısmının açılır menüsünden ses.mp3 dosyasını seçiyorum. Bir ses dosyasına herhangi bir efekt de atayabilirsiniz. Flash içerisinde varsayılan olarak gelen birçok efekt bulunmakta. Örneğin sol kanalı çal, sağ kanalı çal ya da soldan sağa doğru geçiş yap gibi birçok özel efekt bulunmakta. İsterseniz kendi efektinizi de yaratabilirsiniz. Kendi efektinizi yaratmak için kalem ikonunun üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Edit Envelope penceresinden kendinize göre bir efekt yaratabilirsiniz. Bu pencereyi kullanarak sesin zaman içerisinde açılmasını, kapanmasını ya da sağ ya da sol kanaldan gelmesini de sağlayabiliriz. Sesle çalışırken önemli özellik, en çok dikkat edilmesi gereken alan Sync alanıdır. Sync alanında kullanabileceğimiz dört farklı seçenek var. Bunlardan ilki Event, diğeri Start Stop, Üçüncüsü, dördüncüsü de stream özelliği. Şimdi bunların farklarını anlatmaya çalışalım. Event seçeneği sesin başladığı anahtar kareye zaman çizelgesindeki cetvel her seferinde geldiğinde sesin bir kez daha başlamasını sağlayacaktır. O zaman bunu deneyebilmek için katman 1'i 20. kareye kadar uzatıyorum. Ve birinci karedeki ses özelliğinin event olarak seçilmesini sağladım. Biraz önce anlattığım doğrultuda filmi denediğim zaman zaman çizelgesi 20. kareye gelecek ve zaman çizelgesi bittiği için filmin 1. kareye tekrar dönecek ve 1. kareye tekrar döndüğü zaman ses bir daha çalmaya başlayacak. Dolayısıyla üst üste çalan sesler duyacağız. Deneyebilmek için kontrolden test movie seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi zaman çizelgesinin her birinci kareye gelmesinden sonra sesim tekrar çalmaya başladı ve dolayısıyla zaman içerisinde büyük bir ses karmaşası yaşadık. Burada kullanabileceğimiz diğer bir seçenek böyle bir durumda event yerine start olacaktır. Start seçeneğini seçtiğimiz zaman zaman çizelgesinin sesin başladığı yere zaman çizelgesinin cetveli her seferinde geldiğinde eğer ses çalıyorsa bir daha çalmaya başlamayacak ve mevcut sesin bitmesini bekleyene kadar çalma işlemini ikinci kez tetiklemeyecektir. Bu özelliği deneyebilmek için kontrolden test movie seçeneğine tıklıyorum. Zaman çizelgesi 20. kareden 1. kareye birkaç kez dönmesine rağmen sesim mevcutta çaldığı için bir daha ses çalmadı. Burada kullanabileceğimiz diğer özelliğimiz ise stop. Stop herhangi bir şekilde start ile başlatılan sesin durdurulmasını yarıyor. Dolayısıyla zaman çizelgesi içerisinde herhangi bir anahtar kareye eğer stop sync olayını özelliğini atarsak, yani stop sync özelliğini atarsak sesin durmasını, durdurulmasını sağlayabiliriz. En çok ve en yaygın olarak kullanabileceğimiz özellik ise burada stream özelliği. Stream özelliği sesin zaman çizelgesine bağımlı olarak çalmasını sağlamaktadır. Yani şu anda eğer stream özelliğini seçersem sesimin 20 karelik uzunluğundaki kısmını dinleyebileceğim. Bu aynı zamanda zaman çizelgesinde yapmış olduğunuz animasyonların sensle senkron bir şekilde oynatılmasını da sağlayacaktır. Bu özelliği deneyebilmek için filmimizi kontrolden test movie seçeneği deniyoruz. Gördüğünüz gibi ses her başa döndüğünde baştan başlıyor ve sesin sadece 20 karelik kısmını duyabiliyoruz. Şu anda bu sesi bir arka plan sesi olarak kullandık. Aynı zamanda Flash filmler içerisinde bir ses dosyasını efekt olarak da kullanabiliriz. Bunu görebilmek için öncelikle bir buton yaratalım. Sahne üzerine bir buton yaratmak için bir dörtgen çiziyorum ve bu dörtgeni modify'dan convert to symbol seçeneği seçerek bir butona dönüştürüyorum ve ismine buton diyorum. Şu andaki sahne üzerindeki yansımasını seçiyorum ve klavyemden delete tuşuna basarak siliyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Alt taraftaki katmanımda ses olduğu için bu katmanı da siliyorum. Ve şu anda bu katmanım 20 kare uzunluğunda. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Bir kat, bir karelik uzunluk yeterli. O yüzden ikinci kareden başlayarak 20. kareye kadar bir seçim alanı yaratıp sağ fare ile açılan menüden remove frames diyerek karelerin silinmesini sağlıyorum. Şimdi oluşturmuş olduğumuz kütüphane elemanını üzerinde değişiklik yapalım. Bunun üzerine iki kez tıklayarak butonun içerisine giriyorum ve şu anda buton üzerinde değişiklik yapacağımı belirtiyorum flash'a. Up durumunda butonum sarı, butonum mavi. Over durumunda butonumun sarı olmasını sağlayacağım. Ve down halinde de butonumun kırmızı olmasını sağlayacağım. Butonum için daha önce belirttiğim gibi hit alanı belirlemiyorum. Hit alanı otomatik olarak flash tarafından belirlenecek. Şu andaki bu butonda Kullanıcı butonun üzerine tıkladığı zaman bir ses duymasını istiyorum. Bu işlemi yapabilmek için yeni bir katman oluşturuyorum. Mümkün olunca farklı tipteki öğeleri farklı katmanlarda kullanmak istiyorum. Sesi down olduğu zaman yani kullanıcı butonun üzerine tıkladığı zaman duymasını istiyoruz. Dolayısıyla down'a bir yeni bir anahtar kare oluşturuyorum. Bu anahtar kareyi seçiyorum. Property Inspector'dan ses özelliğinin altındaki name kısmından effectmp 3 dosyasının Down anahtar karesiyle ilişkilendirilmesini sağlıyorum. Ve Sync kısmından ise Event seçeneğine tıklıyorum. Event seçeneğine tıkladığımızda her tıklamada sesi bir daha duyacağız. Eğer burada Start yapsaydık bir kez tıkladığımızda ses çalmaya başladığında ikinci kez tıkladığımızda eğer ses çalmaya devam ediyorsa ikinci kez sesin başlaması olmayacak. Dolayısıyla kullanıcı her tıkladığında yeniden bu sesi duymak istediğimiz için Sync özelliğini Event olarak belirliyoruz. Butonumuzu test etmek için ana sahneye geri dönüyorum ve kütüphaneden buton elemanının sahne üzerine bırakılmasını sağlıyorum. Filmi test etmek için kontrolden test movie'ye tıklayalım ve butonun üzerine birkaç kez tıklayalım. Gördüğünüz gibi butonun üzerine her tıklamada sesimizi duyabiliyoruz. Flash içerisinde sesleri gerek arka plan sesi gerekse efekt olarak oldukça yoğun bir şekilde kullanmaktayız.